Allah bol bereket versin amca. Öğrenci miyiz? Evet öğrenci. Ne bölümde? Otomotiv bölümündeyim. Part-time olarak çalışmak istemiyorum. Çalışıyorum artık. Burs alıyor musunuz? Burs alıyoruz. Ne kadar? 600 lira. Yeterli mi? Yani şu ekonomik durumda buna şükür değil. Kirayı mı ödeyeceksin, yemek mi yiyeceksin? Çalışıyoruz aynı zamanda. Yani burs yetse herhalde burada çalışmazsın. Daha böyle yani, kültürel, sosyal, sanatsal etkinliklere gidebilirsin. Yani. Yurtta mı kalıyorsunuz? Evet. KYK. Evet. Günlük bir turist. Malatya'da. Tamam, Veli Ağababa'nın selamını getirmişim. Var mı? Ne istersin yani bir üniversite öğrencisinin aslında hani kültürel, sanatsal etkinliklere de gitmen lazım. Hem eğitim anlamında, eğitim sadece okullarda değil. Aynı ya, zamanda sosyalleşmek de lazım. Ya bu konuda öğrenciler, tabii genç arkadaşlarımızın beklentisidir. Ya bizim en çok beklentimiz okul bittikten sonra boşta kalmak. İşte. En büyük beklentimiz o. Hı-hı. Yani ondan öncesini artık bir kenara attık. Sosyal hayatı falan bir kenara attık. Bunu biliyorsun, kısmet. Peki, bir talebin olması gerekse bir mesaj etmek istesen Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ne söylemek istersin? Yani daha çok siyasi şeylere gittim. Yok, siyasi değil. Gençlik olarak ben de istiyorum diyebileceğim. Taleplerinden bahsediyorum. Yani bizim okul bittikten sonra da açıkta kalmayalım, onun derdine düşmeyelim de. Ne zaman bitiyor? Çok kısmet satışlarım. Kolay gelsin. Sağ olun. Ben de aldım, yapacağım. 30 liraya alamıyorum. Bırakın. Mal alamıyorum. Mal da alamıyorum. 10 gün, 15 gün lira dolar var. Piyasadan mal alamıyoruz. Piyasadan bu. Yani gerçek olan bu. 10 günden beri müşterilerimize söylüyoruz. Yani alamıyoruz. Mal yok. Var, yok. Yani bunun sebebi stok mu yoksa insanlar... Sadece imalatçıların dolardan dolayı... Mal imal edemiyor. Dolardan dolayı ipliklerin dışarıdan alınamadığını biliyorsunuz. İpliğin %70-80'i yurt dışından geliyor. İplik alamıyorlar. Yani işte üretim dolardan dolayı yukarı çıkmış. Çok tane bahaneleri var. Şu anda sattığım paraya mal alamıyor. Sıkıntı büyük. Ciddi diyorum. Çok büyük sıkıntı var. Devletin de yaptığı bir şey. Devlet sadece pandemide işte Hasan'a 1000 lira kira parası verdi. Hüseyin'e 2000 lira bütçe metre parası verdi. Kiralarımızı 300 lira para daha aşırı ama dağıtmamış. Paranın 370 lirasını bankalara borçlandırmış. Beni gülesin. Ben pandemide 300 lira para çektim, 480 lira ödeyeceğim. Nasıl ödeyeceksiniz? Ödeyeceğim. Ben zaten alışmışım bedel ödemeye. Devam. Yapacak bir şey yok yani. Kolay gelsin.